Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber küçük bir karambit yapacağız kartondan. Malzemelerimizi sayalım. Bir tane karambit olacak. Yapmadan da karambit siz de yapabilirsiniz. Bunu mağazalarda bulabilirsiniz. Ben Kapadokya'ya gittiğimde süs olarak almıştım. Şimdi çok işime yarayacak. Bir tane makasımız var. Makas en önemli şeylerden birisi, dikkatli olun kullanırken. Bir tane kalem, herhangi bir kalem alabilir ama boya kalem olmasın. Şu kalem ya da tükenmez kalem. Bir tane karton lazım. Bu kadar yetecektir. Biraz da yapıştırıcı olabilir. Üst üste 2 kat yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Şöyle bir karambiti buranın üstüne koyacağız. Buranın yanlarını çizeceğiz. Ben çizip geleyim. Arkadaşlar geldim. Şöyle çizimimizi yaptık. Şimdi bunu keseceğiz. Şöyle dikkatli keselim. Yanlarını alayım. Şöyle. Arkadaşlar yaptık. Şimdi şu orta deliğimi keseceğiz. Orta deliği kesmek çok kolay. Hemen şöyle yapın. Şöyle yaparak ortadan ayırabilirsiniz. Bu parçayı ayırmanıza pek gerek yok. En sonunda yapacağım ben ona. Onun dolayı şimdi buraya önümüzü toplayalım. Daha motivasyon olması için önümüzü topladık. Bakalım bunlar birebir aynı mı? Evet. Galiba birebir aynı. Evet. %100'ü birebir aynı. Şuraya gelip gelelim. Arkadaşlar yaptık. Geldik burayı. Şimdi en önemli kısım boyama kısmına geldik. Hemen boyası kullanan. Ben şöyle boyalar kullanacağım. Ben ucunu hangi renk yapsam. Ben ucunu kırmızı renk yapmak istiyorum. Altını zaten siyah yaparım ben. Büyük ihtimalle. Evet. Şimdi bunu boyayacağız. Size küçük bir örnek göstereyim. Böyle. Aşırmadan boyayacağız. Arkadaşlar şöyle küçük hızlıca boyuyorum ben. Siz evde isterseniz akrilik boyayla, isterseniz kuru boyayla. Ama kuru boyayla pek olacağını ben sanmıyorum. Siz deneyebilirsiniz. İsterseniz de böyle keçeli boyalarla ya da kusur boyayla da boyayabilirsiniz. Ben kuru boyanın çok iyi boyayacağına inanıyorum. Şöyle boyayalım. Videonun sonunda ayrı ayrı eserler de gösterebilirim. Şöyle detayına kadar boyayacağız. Arkadaşlar boyadık bayağı bir. Diğer tarafını sonra boyarız. Şimdi kırmızıya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi sulu boyayla boyayacağız şunları. Vallahi çok uzun sürecek, yoksa keçeli boyalar çok uzun sürer. Şöyle hızlı. Arkadaşlar uzun süreler sonra boyadık geldik. Şimdi ben kırmızı renge geçiyorum. Bu tarafın kırmızısı aynı mı ya bunlar? Siyahla karışmışız. Bir şey olmaz. Hafifle boyayacağız. Şöyle. Siz yavaş yavaş da boyayabilirsiniz. Benim sürem kısıtlı, ondan dolayı yavaş yavaş yapamıyorum. Evet. Oldu. Şöyle bir tane küçük imza da atabilirsin sonuna. Şimdi ben sulu boyayla yaptığım için bunun kurumasını bekleyeceğim. Kurutup getirelim. Kurudu. Bayağı bir iyi oldu. Şöyleydi. Bakın. Şurası siyah, şurası da siyah yaptım. Yani siz isterseniz buraya farklı renklerle yapabilirsiniz. Burada yazı yazıyorum. O yazıyı ben yazmadım. Gerek yok. İstediğiniz yazı yazabilirsiniz buraya. Arkadaşlar güzel yaptık. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.